kitaplarımın sayısı bu kadar olmalı ama hepsini görmüyorum. Onun için ilk defa böyle bu dönem bu kadar kalabalık bir öğrenci topluluğuna tabii sadece öğrenci değil. Üstelik bunun için yeni olan bir şey, bugün bana son anda birazcık söylediler. Gerçi geçen haftaydı o. Türkiye'miş konuşma. Genellikle bildiğiniz gibi dersleri İngilizce veriyoruz. Onun için birazcık zorlanacağım. Ama Türkçem fena değil. Anlayabilirsiniz. Orada bir sorun olacağını zannediyorum. Yer bulamamış olanlar için şimdiden özür diliyorum. Aslında bir kısmımız fotoğrafı belki geçerse resimleri daha iyi görebilir. Bir de üstelik teknik aksaklıklar olursa artık sizden yardım alırım. İnşallah bir şey olmaz. Peki, şimdi herkes... Onlar ayrıca çünkü ya eski ya da aslanları. Hepiniz şu atıyı biliyorsunuz. Başka ne biliyorsunuz bunun hakkında? Genellikle Türkiye'de böyle parlak kağıtları sararlar. Güzel kutulara koyarlar. Fakat bundan 10-15 yıl öncesine kadar içinde ne var ne yok pek kimse ilgilenmezdi. Çünkü daha çok paket ve kağıt satılıyor. Hala biz onun etkilerini görüyoruz. İşte rengarenk kutu, rengarenk kağıtlar. Açtığımız zaman içeriden size meçhul belirten şeyler bakın. Şimdi herkes bir tane sütlü çikolatayı tanır. Fakat bir tane çikolatanın içinde de %20 ile 40 oranı arasında şeker. Yani çikolatanın içinde bayağı bir şeker. Şimdi benim bugün bahsedeceğim şeyler ilk önce çikolata nerede yetiştiriliyor? Nasıl ve nereye fabrikalara götürülüyor, orada neler yapılıyor. Ta ki bu hali veya bundan biraz daha iyi bir hal alarak. Aramızda Finlandiya'da mesela var. Bir başlık. Finlandiya'da çok anlıyorum. Okey, şimdi. Bunlar kakao ağaçları. Şimdi bu tabiatta görünen bir sahne. Aslında kakao ağaçları daha çok çiftliklerde oluşuyor. Şimdi kakao ağaçlarının özellikleri bunlar gölgelik yerlerde oluşuyor. Ve aslında bu çiftlikleri yerler son çağlarının eteklerinde sulak alanlarda ve çok sıcak. Yani bunlar artı eksi 15 derece enlemde yetişir. Daha soğuk yerlerde yetişmezler. Sürekli 21 ile 32-33 arasında bir derecesi var. 15'in altına düştüğünüz ağaç ölür. Ve çok sulak yerlerde yetişirler. Yani 200 santimetre yılda yağmur isterler. Herhangi bir ay yağmur miktarı 10 santimin altına düşmemesi lazım. Gene ağaç ölür. Ağaç burada gördüğünüz gibi bayağı uzun bir gövdesi var. Bu gövdesinin üstünde meyveleri var. Şimdi burada meyveleri görüyorsunuz. Ağacın üstünde şu sarımtırak şeyler. Ayrıca bu ağaçların bir de çiçekleri var. Şimdi çiçekler ve ağaçlar aynı anda büyüyorlar. Zaten şu gördüğünüz meyveler, şu Amerikan futbolu şeklindeki meyveler, çiçeklerden çıkıyor. Aşağı bütün ağacın gövdesini çiçekler kaplıyor. Normalde tabiatta bu ağaç 20 metreye kadar uzayabilir. Fakat çiftliklerde bunları 6 metreye falan buluyorlar. Ve üstündeki meyveler gördüğünüz gibi bunlar 20 ile 40 arasında meyve verir diyorlar. Daha fazla değil. Ve bunlar 5 ile 8 ay içinde yetişir. Yani bunlar yavaş diyorlar. Hasat işte 2-3 kere yılda alınır. Bu ağaçların çok ilginç özellikleri var. Şimdi biz burada yaprakları tek üstte görüyoruz. Böyle açık yeşil renkli yapraklar var. Bu yapraklar ilk çıktığı zaman mor olurlar. Mor olmalarının sebebi güneşin etkisinden korunmak için ve dikey olarak böyle ağacın yanında dururlar. Büyüdükçe açık yeşil hale alırlar. Bu yapraklar hareket edebilir.
Yani yaprak 90 derece yukarı çıkıp tekrar aşağı inebiliyor. Burada maksat altındaki genç yaprakları korumak. Ayrıca bir de güneş almak. Bu 90 derecelik hareket tabii birkaç gün içinde oluyor. Bir sıcaklık bulunca. Fazla sıcak olunca yaprak açılıyor. Kendi kendine orada hareket eden bir takım şeyler var. Üstündeki çiçeklerden sadece 1000 tanesinden 3'ü döllenir. Yani çok az değil mi oluyor bu ağaçları. Ve döllenme işini de bir çeşit böcek yapıyor. Bu böcek ağacın dibindeki o yaprakları görüyor musunuz? Orada çürüyen bir takım şeyler var. Onların altında dolaşır o böcekler. O böcekler çiçekleri döller. Ve eskiden bunu bilmiyorlardı. Çiftlikler böyle çok düzenli, güzel yerler yapmaya başladılar. İşte bir ağaç burada, ondan sonra süpürüyorlar, bir ağaç burada. Tabii şimdi böcekler yaprakların altını gördükleri için böcek tabii gitmek istemiyor bir yere. Bir türlü ağaçlar döllenmiyor. Ağaçlar sahibe bakıyor, sahip ağaca bakıyor. Ortada çikolata yok. Sebebi bu işte olay. Bu mutlaka olmalı. Ayrıca bazen yarasalar da döllenmeye yardım ediyor. Fakat şu anda etrafta yarasa marası göremiyorsunuz tabii. Onun için biz burada böceklerle devam ediyoruz. Tabii bu dediğim gibi bu ağaç sadece Amerika'ya özgü bir bitki. Fakat şimdi İspanyollar vasıtasıyla birazsa bütün dünyaya yayıldı. Şu anda hasatın çoğu Batı Afrika'da var. Côte d'Ivoire'da yani Fildişi kıyısında ve Ghana'da. Üçüncü en çok hasat alınan yer de Endonezya. Artık yani orijinal yerinden çıkıp başka yerlerde en çok hasat alınır bir hale geldi bu. Bakayım burada. Bir şey var mı? Şimdi bir sonraki resmi geçerse. Şimdi burada meyveleri daha yakından görürsünüz. Değişik renkte olabiliyorlar. İşte sarıdan kırmızıya kadar çeşidine göre. Bu meyvelerin içini açtığımızda gördüğünüz gibi içeride birkaç şey var. Şimdi birincisi içinde bir posa var. Bu posa böyle elmadan birazcık daha yumuşak. Limonumsu bir tadı var. Bazen mangosu da diyorlar. Yerliler bilhassa bu posayı çok seviyorlar. Maymunlar da bunları kırıp pusalarını yiyorlar. Onları tabii yedikten sonra çekirdekleri saçtıkları için o da ayrıca ağacın daha yetişmesine yol açıyor. Şimdi eskiden bu ağacın verimi daha azdı. Yani şurada gördüğünüz bu meyveler, şunlar. Eskiden ağacın üstünde o kadar çok yoktu. Fakat bu ağaç aşağı yukarı 3000 yıldır insanlar tarafından kullanılıyor. Olmeklerde başladı. 3000 yıldır kullanıldığı için ne zaman insanlar bu işi el alsa tabii daha çok verimli türlerin büyümesini ayak oldukları için ağacın da tabii verimi değişti. Mesela bilmiyorum biliyor muydunuz? Mısır Amerika'ya özgü bir bitkidir, bir yiyecektir. Ve mısır koçanı aslında eskiden şu kadar ufak bir şeydi. Ufacık bir şeydi. Ondan sonra yerliler onu büyüte şimdiki mısır haline aldı. Hani onun için kesinlikle çok eski bir geçmişi var kakao ağacının. Neyse biz bu taneleri geri dönelim. Şimdi burada bir tane şuraya bakayım. Şimdi bu posa tabii çikolatadan hiç kullanılmıyor. Fakat posa uzaklaştırıldıktan sonra içki veya işte ayran mı diyeyim ne desem. İçki fermentasyon olarak içki üretiminde kullanılıyor. Ayrıca da çok yeniyor. Ama tabii bu yerel bir tat oluyor. Bu ayrıca idrak edilmiyor. Şimdi burada görüyorsunuz daha iyi bir resim. Posa'yı görüyorsunuz. Posa'nın içinde çekirdekler. İşte bizim çikolata dediğimiz asıl o çekirdekler. Şimdi hasat alındıktan sonra bu meyveler kesiliyor, açılıyor ve içindeki bu posası ile birlikte şu gördüğünüz iç çıkarılıyor. O iç çıkarıldıktan sonra bunlar muz yapraklarının altına, güneşin altına serilir. Ne oluyor o zaman? Fermentasyon başlıyor. Fermentasyon başlayınca ısı yükseliyor. O muz yapraklarının altında
bu aşağı yukarı 50 dereceye kadar yükseliyor. 50 derecede o sizin gördüğünüz beyaz posa akıp gidiyor ve geriye çekirdekler kalıyor. Şimdi ilk siz bu posadan çekirdeği çıkarıp yemeye çalıştığınızda çok acı bir tat oluyor ve çok serttir. Yani hem çiğnemesi çok zordur hem de çok acı bir tat verir. Ve çikolatayla pek alakası yok. Yani çok şaşırırsınız çekirdeği ağzınıza aldığınızda. Hele o beyaz kısmı posanın tatlımsı, mayhoş, meyvamsı bir tadı olan onun çikolatayla hiçbir yok. Yani hiç aynı tadı vermiyor. Bu ara söyledim, bu ağaç gölgede yetişiyor diye, çoğunlukla muz ağaçlarının gölgesinde yetişiyor. Yani Amazon'da kanopi dediğimiz o ağaçların üstünün gölgesinin altında yetişir. Asla güneşin içinde yetişmez ve yüksekliği de yetişmez. 300 metreye kadar yukarıda yetişir. Yani dağlarda falan siz çikolatayı üretemezsiniz. Şimdi sağda tekrar meyveyi görüyorsunuz. Solda o posanın içinden çıkan çekirdekleri görüyorsunuz. Şimdi bu çekirdekler ilk çıktığı zaman fermentasyon sırasında bunlar bir an önce üzülüyorlar ve döllenme şeyini kaybediyorlar. Yetisini kaybediyorlar. Yani yoksa daha önce siz onları fermente etmeden önce oradan tekrar ağaç üretebilirsiniz. Fakat bu döllenme yetisini kaybetmiş kurumuş çekirdekler. Çünkü çekirdekleri ondan sonra ayrıca güneşin altında kurutuyorlar. Güneşin altında kurutunca birazcık içindeki çekirdek, çünkü bunun dışı var, bir de bir içi var. Şimdi içini birazdan göreceğiz. O biraz içinden çekiliyor ve sonra bunun kırılması daha kolay hale geliyor. Yani genel olarak çiftlikte iki şey yapıyorlar. Bir, yaprakların altına saklayıp önce fermente ediyorlar. Fermentasyonda hem birazcık orijinal tadına geliyor. Yani artık ondan sonra biraz çikolata aroması çıkıyor ortaya. İkincisi de döllenmeyi kaybediyor. Ve güneşin altında da serdiğinizde nemini kaybediyor. Daha önce %50 civarında su içeriyordu. Isındıktan sonra %7'ye falan düşüyor. Şimdi bunlar tabii 3000 yıldır üretiliyor. Dediğim gibi bu örnek dilinde kakao ağacının ismi zaten ağaç. Yani direkt ağaç dediğimizde o lisanda bu ağaç akla gelir. Aztekler zamanında ise yani 1000 yılından sonra buna çokolatlı diyorlar. Şimdi çokolatlı kelimesi şöyle geliyor. Aztekler şu çekirdekleri alıp ilk önce kırıyorlar, içindeki iç çekirdeğini çıkarıyorlar ve ondan sonra onu dövüyorlar. Dövdükten sonra su koyuyorlar, mısır nişastası koyuyorlar, acı biber koyuyorlar. Mısır nişastası içindeki yağı bağlıyor ve ondan sonra kaplardan böyle dökmek suretiyle köpüklendiriyorlar. Yani bir çeşit Aztek cappuccino'su bu. Bu şekilde bunu hazırladıktan sonra sadece rahiplerin ve üst sınıfa sahip, üst sınıfa ait insanlara veriyorlar. Halk sadece posasını biliyor. Ve bunu da her zaman vermiyorlar. Sadece mesela Montezuma, son Aztek imparatoru, onun her gün 50 tane varil bu içecekten hazırlanıyormuş. Cortez'in hatıralarında var bu. Tabii çekirdek acı olduğu için çikolata Aztekçe acı sütü ismi oradan. Tabii şu anda hala bu çok acı, fakat bu kurutulduktan sonra ve bu iki tane prosesten geçtikten sonra onları işte koyuyorlar uygun varillere şöyle bunu ve kuzeye doğru ondan sonra yolculuğa çıkıyor. Yani bu +15 derece enlemde yetişen bir şey. Genel olarak bir ön hazırlık var. Fakat asıl bunun fabrikasyonu sonra menşei ülkelerde oluyor. Yani Amerika'da, İngiltere'de ve bilhassa İsviçre ve Almanya'da. Güneyde fakir ülkelerde yetiştirilir. Zengin ülkelerde çok yenilen bir
görülür. Size ben bir örnek vereyim. Mesela kuzeyde İskandinavya'da diyelim, kişi başı 10 kilonun üstündedir yılda tüketimi. Türkiye'de 1 kilonun altındadır. Yani güneyden kuzeye çıktıkça çikolatanın yemesi artıyor. Ve bu sadece yerel bir şey de değil. Mesela İtalya'da, İspanya'da da daha az yiyor. Kuzeye çıktıkça bu daha çok tüketilir. Böyle bir durumu var. Bu ara tabii biz size tam bu olayı iyi anlatabilmek için ve siz kakao ağacı hangi iklim koşullarında yetişiyor iyice anlamanız odanın sıcaklığında ona göre ayarlayabiliriz. Yani böyle tam şimdi şu an tropik iklim diyorsunuz. Ben birazdan gömleğimi çıkaracağım açıkçası. Olay kötü. İçecek su. İçecek su. İçecek su. Evet, ve acıdır. Peki, acı derken böyle acı biber. Acı biber. İçine acılar da koyuyordu Aztekler. İspanyollar şimdi onlardan aldılar. Zaten 19. yüzyılın başına kadar sadece çikolata içilir. Yenmezdi. Çikolata diye bir şey de yoktu. İspanyollar da aynı Aztekler gibi acı biber. Ama onlar bazen tarçın ekledikler, vanilya ekledikler. Biraz daha başka baharat ekledikler. Fakat genellikle bunu kullanıyorlar. İşte İspanya 1500'lerde geldi çikolata. Teşekkür ederim. Şimdi tabii çikolata ağaçları ölecek. 1500'lerde, 1600'lerde dediğim gibi sadece mısır nişastasıyla içindeki yağı bağlayıp böyle o şekilde içiyorlardı. Herkes bunu içiyordu. Ama epeyce pahalı bir şeydi. Onun için sadece asilzadelerin sofralarında görülürdü. 1660'da Maria Teresa adlı bir İspanyol prensesi Kral 14. Louis ile evlendiği zaman Fransa'ya kendi özel çikolata nasıl diyeyim, hizmetkarını da götürdü. Şimdi İspanyolca Molino çikolatayı köpürtmek için kullanılan sofranın adıydı. Fransızlar da o bayanı La Molina adını taktılar. Çünkü onun tek işi onu yapmış. Sürekli çikolata yapıyordu. Böylece Fransa'ya da çikolata ilk gelmiş, daha doğrusu çikolata içeceği. Tabii bir ara 18. yüzyılda çikolatanın bir afrodizyak olduğu ortaya, sabı ortaya atıldı. Herkes çılgınlar gibi çikolata içmeye başladı. Fakat sonra tabii onun öyle olmadığı anlaşıldı. Onun için gene üretim ve tüketim normal boyutları iyiydi. Ama yani öyle şeyleri de var. Evet, İspanyollar burada neler koyuyorlarmış? Şurada benim bir listem var. Şeker veya bal, tarçın, anason, mısır nişastası, acı biber ve sıcak su. İspanyollar sıcağa geçmişler. Zaten 1800'lerin başına kadar sadece bu içili. Başka hiçbir şey yapılmazdı. 1828'de bir Hollandalı adı Van Houten, hala böyle bir kakao markası var, Van Houten diye. Bir Hollandalı presi icat etti. Bunları alıp çekirdekleri presleyince kakao yağı yaptı. Kakao yağı akınca geriye kalan kakao tozu oldu. Kakao tozunu da alkali ile karıştırıp suda eritilebilir bir hale geldi. O zaman da o bildiğimiz kakao çiçeği çıktı. Ama 1828'de daha var. Şimdi burada fermentasyon işledikten sonra ve kurutulduktan sonra şu çekirdekleri görüyorsunuz. Şimdi bu çekirdekler tabii değişik türlerde oluyor. Şimdi o türlere ben birazcık geçeyim. Sadece size birkaç tane veri vereyim. Kurutmada dediğim gibi %50 olan su oranı %7'ye düşüyor. Yani 100 kiloluk bu çekirdek aşağı yukarı 45 kilo falan düşüyor. Aşağı yukarı 1 hektar topraktan, çiftlikten bundan 1000 kilo kadar çıkıyor bu çekirdeklerden. Kakao fiyatları son derece takip edilen commodities market dediğimiz Chicago'da ve Londra'da takip edilen bir fiyattır.
1990'da bunların kilosu 1,5 dolardı. Bugün 2,8 dolar civarında. Yani bir kilo böyle kurutulmuş, ne bileyim Gana'dan veya Filbişi kıyısından Avrupa'ya gelen şu anda çekirdeğin fiyatı aşağı yukarı 2,8, yani 5,5 lira kilosu aşağı yukarı. Eğer siz bugün 5 liraya çikolata alıyorsanız kilosu, bilin ki o pek çikolata değil, içinde bir sürü başka şey var. Onları da konuşacağız. Şimdi, birkaç tane çeşidi var bunun. 3 tane ana çeşidi var. Aslında 2 tane ana çeşidi var. Birincisi forastero. Forastero yabancı demek. Forastero. Bu daha çok çikolata tadı olan fakat ikinci tatları olmayan düz bir çikolatadır. Çok sağlamdır. Fakat öbürü kadar iyi değildir. Criollo diye bir çeşit var. O aşağı yukarı ülkenin %5'ini kapsıyor ve Venezuela'da daha çok yetişiyor. O bilhassa bitter çikolatada kullanılıyor ve onun tadı çok güzel. Fazla acı değil. Fakat tabii çok yani o sadece üst düzey bitter çikolata olarak görülür. Bu ara ağaçların hepsi öldü. Ben bir şey öldüm. Tekrar. Teşekkürler. Bana fark etmiyor. Ben iyiyim de burada başka sorunlar var. Bir de Antiller değişiden yetişen Trinitario diye bir çeşit var ama ona şimdi hiç girmeyelim. O kadar önemli değil. Şimdi burada ilk önce fabrikaya girdiğinde bu demin gördüğünüz çekirdekler ilk önce fırınlanır. Nasıl ki kahve fırınlanır. Roast dediğimiz. Roast'u değil bu. Bu fırınlanma çok önemlidir. Derecesi, ne kadar aralık olacak, nasıl fırınlanıyor, süresi, bunların hepsi şirketlerin özel bilgileridir. Zaten şirketler iki şeyi kendilerine has yaparlar. Bir fırınlanma olayı, ikincisi de bu demin gördüğünüz çekirdeklerin harmanlanması. Çünkü yani bilgisayar mühendisliğinde biliyorsunuz, garbage in, garbage out. Ben hiç unutmam, Türkiye'de adı bende saklı kalsın. Çikolata şirketine gitmiştim ziyarete. İnanılmaz güzel bir tesis. 6 milyon dolara almışlar. İsviçre'den turnkey ve İsviçre'de mühendisler bütün prosesi şey yapıyorlar, idare ediyorlar. Yani local da değil. Ben gittim bakıyorum. Çıkan çikolata kötü. Niye? Çünkü olay garbage in, garbage out. Makine ne kadar güzel olursa olsun, proses ne kadar iyi olursa olsun, siz doğru çekirdekleri doğru şekilde harmanlayıp sisteme vermezseniz çikolata kötü olur. Şimdi her görünüm, Criollo olsun, Forastero olsun, Trinitario olsun, hangi çeşit şeyi kullanırsanız kullanın çekirdeği. Her bir bölgenin tabii hafif bir tat değişikliği ve yıldan yıla da bir değişiyor, rekolte dediğimiz. Şimdi bu çok fazla para kazanan vatandaşlar, bunları çok önemli olanlar, onlar her yıl harmanlamayı tespit ediyor. Ve o harmanlamaya göre değişik kalitede çikolatalar çıkıyor. Bu çok önemli. Yani ne çeşit çekirdekleri nasıl birbirine karıştırıp üretime gireceksiniz. Üretime girdikten sonra gerisi kolay. Yani ilk önce fırınlıyorsunuz. Fırınlarken içindeki çekirdek iyice büzüşüyor. Ondan sonra kabuğunu parçalıyorsunuz, kabuğundan ayırıyorsunuz. İçindeğimizde nip dediğimiz o ufak iç çekirdek dışarı çıkıyor. İşte asıl çikolata o. O dıştaki kabuk, o atılıyor, o genellikle hayvan yemi olarak kullanılıyor. Fakat gene de değerli bir besin açısından. Şimdi o nipi alıyorsunuz ve ilk önce eziyorsunuz. Ezdiğiniz zaman içindeki kakao yağı akmaya başlıyor, akışkan oluyor, sıvı oluyor. Biz ona kakao sıvısı diyoruz. Ondan sonra prese giriyor. Prese girince onu bastırdığınız zaman o sıvıyı içinden kakao yağı akıp gidiyor. Şimdi kakao yağı beyaz bir yağdır. Ve 32-33 derecede donur. Bu kakao yağı akıp gittikten sonra geriye koko paste koyuyor. Macunu koyuyor. Kakao macunu. Ve o kakao macunu tekrar bastırılıp
toz haline gelebiliyor. O zaman iyice artık içindeki yağını kaybediyor. Şimdi o zaman ne olmuş oluyor? Bir yerde sizin tozunuz var, bir yerde sizin yağınız var. Bu zaten 1820'lerde Van Houten'ın icat ettiği prosesin gelişmiş oluyor. Van Houten niye bunu yapmıştı? Çünkü ne kadar karıştırırsanız karıştırın, ne kadar mısır nişastası içine koyarsanız koyun, o eski usul, İspanyol usulü içeceğe yaptığınız zaman o kakao yağı ayrışır, yüzeye çıkıyordu. Üstü böyle yağımsı bir tat oldu. İnsanlar onu pek sevmiyordu. Van Houten işte onun için presi icat etti. Kakao yağını çıkarınca tozu alkali ile karıştırıp bu sefer sıvının içinde eritebilir bir madde aldı. E şimdi 1820'lerde sizin şimdi bir çikolata içeceğiniz var. Artık yağlı değil. Elinizde bir sürü kakao yağı var. Bunu ne yapacaksınız? Ne yaptı insanlar? Kakao yağını aldılar. Kakao tozunu aldılar. Ve bunu karıştırıp çikolata. İçine süt tozu koyduğunuz zaman sütlü çikolata oluyor. Birazdan onlara geleceğiz. Şimdi bu ezmede ve preslemede ilk önce kakao yağını kaybediyorsunuz. Geriye toz kalıyor. Şimdi çikolata yapmak için şimdi karıştırmaya başlıyorsunuz. Beyaz çikolata için ne alıyorsunuz? Şeker, süt tozu ve kakao. Hiç o kahverengi maddeden bir şey kullanmıyorsunuz. Sütlü çikolata için ne kullanıyorsunuz? Ana madde olarak süt tozu, şeker, kakao yağı ve kakao tozu. O demin ayırdığınız şey. Bitter çikolata için ne kullanıyorsunuz? Sadece şeker, kakao yağı ve kakao tozu. Yani içine süt girmiyor. Süt tozu hiç girmiyor. Şimdi tabii içine bir miktar da vanilya koyuyoruz. Şimdi tabii vanilya doğal var. Doğalla özdeş var. Bir de yapay var. Siz şimdi üçünü de kullanabilirsiniz. Çikolatanın fiyatına göre tabii ona göre vanilya kullanıyorsunuz. Tabii en iyisi doğal vanilya. Onu bunları karıştırmak için bunları karıştırıyorsunuz biraz. Ondan sonra roller dediğimiz yerlere geçmiş. Ben size onu göstereyim. Şurada fırınlama. Şurada roller dediğimiz bu silindirlerin içine. Şimdi bu silindirlerin biri öbüründen birazcık daha hızlı döner. Ki o aradaki macunu kapıp yukarı çıkıyor. Ve gittikçe aradaki şey azalıyor. Fark azalıyor. En yukarıda 30 mikrona kadar iniyor. 30 mikronun parçacıklarının önemi şu. Siz 50 mikronun altında dilinizin üstünde o parçacığı artık hissedemiyorsunuz. Yani size o tane tane gibi gelmez, artık sıvı gibi. Yani bu rollerlardan, bu silindirlerden çikolataya geçilmenin anlamı sizin dilinizin üstünde böyle pütür pütür bir tat değil, düz bir tat hissetmeniz. Buradan geçtikten sonra konçlamaya geliyor. Şimdi konça, İspanyolca kabuk demek. Bunlar böyle büyük batlar şöyle. Ve onun içine erimiş ve 30 mikron kadar tanesi düşmüş çikolatayı koyuyorsunuz. Ve onun üstüne lesitin diye bir madde ekliyorsunuz. Şimdi lesitin bir emulsifat. Emulsifiye etmek ne demek? Mesela sizin iki tane ayrı sıvınız var. Bu sıvılar normal olarak doğalda birbirine geçti. Yani ayrı duruyorlar. Siz bir emulsifiye etkisi yaratmak istiyorsanız bir şey koyuyorsunuz. O zaman bunlar birleşiyorlar. İşte lesitin de çikolata için bir emulsifier. Bütün bu sizin karıştırdığınız şeyler tamamen homojenize oluyor. Buna konçlama deniyoruz. Çok iyi çikolatada bu konçlama olayı 72 saat falan sürüyor. Normal çikolatada 6 saatte bitiyor. Fakat gene de 6 saat karıştırmanız lazım. İçinde bunu, bir de onların ufak ufak metal bilyeler. O metal bilyeler şeyden dolayı, sürtünmeden dolayı çikolatanın sıcak kalmasını sağlıyor. Lesitin hakkında birkaç bilgi verebilirim. Soya bitkisinden elde edilir. Yunanca yumurta sarısı anlamına gelen likitos bitkisinden geliyor. Vesaire vesaire. Bunlar hepsi zaten sizin Google'layıp da
okuyabileceğim şeyler. Bunları ben size uzun uzun saymayayım. Yalnız şu önemli, kakao yağı trigliseritinizi arttırmaz, LDL'nizi arttırmaz. Yani kakao yağı kötü bir yağ değil. Önemli olan bu, yani bunu bilmeniz lazım. Eğer çikolatada hasta oluyorsanız o kakao yağından dolayı değil. Hatta kakao yağı veya çikolata dişlerinizi de kötü olmaz. Sadece içindeki şekerden dolayı dişleriniz çürür. Hatta kakao yağı dişlerinizi koruyucu bir özelliği. Zaten eskiden kakao yağı yaraların üstüne sürmek için bile satılırdı. Millet çünkü falan altı noktası başlayınca o ek kakao yağını ne yapıyor diye şaşırdı kaldı. Bir tek o söylentisini çıkarmadılar. Afrodizyak söylentisi çıkarmadı. Onun dışında her yerde kullanılıyor. Ne kadar kakao üretiliyor genel olarak kakao çekirdeği? Yılda aşağı yukarı 4 milyon ton işte. Ve bunun %50'si dediğim gibi fil dişi ve ganat üretiliyor. Aşağı yukarı %10'u da endonezya. Sıradan çikolatada, 100 gram çikolatada aşağı yukarı 20 çekirdeklik kakao var. İyi bir çikolatada 100 gramda 80 çekirdeklik bir kakao var. Demin size o gösterdiğim meyvelerin her birinde aşağı yukarı 20 ile 40 arasında kakao tanesi var. Aşağı yukarı oradan anlayabilirsiniz. Şimdi, iyi çikolata nedir? İyi çikolata benim dediğim öğelerden başka bir şey içen bir çikolata. Şimdi iyi çikolatayı nasıl anlarsınız? Kendi tadında, böyle bir garip tadı olmaması lazım. Kimyasal bir tadı olmaması lazım. Vanilyanın doğal olması lazım. Çikolatayı alıyorsunuz, şöyle kopardığınızda küt bir sesi olması lazım. Çat etmesi lazım. Ve ayırdığınız zaman parçaların etrafa saçılmaması lazım. İyi çikolatanın özellikleri. Şimdi iyi çikolatayı çikolata gibi yapmak için bir de temperleme diye bir şey var. O da ayrı bir konu. Şimdi ben buradan biraz devam edeyim. Temperlemeye gelmeden önce. Şimdi burada beyaz çikolatayı görüyorsunuz. burada değişik, işte bu koko likörü ilk denildiği zaman. Burada işte o benim dediğim silindirin arasında ilk 30 mikrona kadar düşürürken da üretimi. Şimdi burada dediğim gibi değişik bölgelerde değişik kakao çekirdeğinde değişik çikolata çıkarıyor ortaya. Şimdi bunlar mesela bitter lavanda. Bunlar üçü de bitter diye zannedersen. Dediğim gibi içinde şeker var, lecitin var, vanilya var, kakao yağı var ve kakao tuzu var. Şimdi bunu konşladıktan sonra bu çok homojen bir madde. Şimdi bunu alıyorsunuz. Mesela bundan pastanın üzerini kaplayacaksınız. Pastanın üzerine veya normal bir çikolata yapacaksınız. Bunun parlak ve güzel olması lazım. Bunun her şeyden önce eriyor olması lazım. Siz çikolatayı elinize aldınız. Bir müddet sonra eriyorsa ya bu çikolata değil ya da sizin acil olarak kardiyologa gözüküyor. Çünkü çikolata aşağı yukarı 32-33 derecede iyi bir çikolata. Şimdi parlaklığı nerede? Orası çok önemli. Şimdi çikolatanın içinde 6 çeşit kristal var. Böyle size geldiği zaman fabrikadan alıyorsunuz veya dükkandan alıyorsunuz. 6 çeşit kristal var. Bu kristallerin hepsinin erime noktası değişir. 1'den 6'ya kadar sıralanırlar. En yüksek erime noktası 36 derecedir. En düşüğü 19 derecedir. En iyi kristal ufak kristaldir. O aşağı yukarı 34 derecede erir. Şimdi siz ve o kristallerden oluştuğu zaman çikolata, o bizim bildiğimiz güzel çikolata. Yani parlak oluyor, sert oluyor. Elinizde tutabiliyorsunuz. Dediğim gibi küt diye kırılan bir çikolata. Şimdi bunu nasıl elde edeceksiniz? Bir temperleme eğrisi diye bir şey var. Şimdi ne yapıyorsunuz? Siz çikolatayı alıyorsunuz, eritip tekrar
katı hale getirdiğinizde içinde sadece tek bir kristal olur. O bizim istediğimiz beşinci çeşit 34 derecede eriyen kristal. Onu nasıl yapıyorsunuz? İlk önce çikolatayı 45 dereceye eritiyorsunuz. Çikolatayı eritirken bir şeye dikkat etmeniz lazım. Sakın çikolatayı direkt olarak ısıya gösterme. Bain-marie dediğimiz altta sıcak su, üstte bir kap, öyle eritiyor çikolata. Tabii endüstriyel olarak bu başkadır ama prensip aynıdır. Erittiğiniz zaman içindeki bütün kristaller gider. Şimdi sıvımız var. Şimdi ne yapıyorsunuz? 27 dereceye kadar aşağı yukarı soğuttuğunuzda ilk 4 kristal, onların erime noktası daha düşük olduğu için onlar oluşmuyor. Onlar sıvı kalıyor. 27 dereceye getirdiğinizde 5. ve 6. tip kristal var. 27 derecede. Sonra hafifçe ısıtıyorsunuz 30-31 dereceye kadar. O zaman da 4. tip kristal eriyor. Fakat 5. tip kristalin erime noktası 34 derecede olduğu için bir tek o kalıyor. Yani sizin çok dikkatli bir şekilde bunu yaparken çikolatayı alıp ısıtmanız, sıvılaştırmanız, 27'ye getirip sonra 31'e getirmeniz lazım. Buna biz temperleme eğrisi diyoruz. Bütün iyi çikolata kuvertürlerin üstünde o derece eğrisi vardır. Ben aşağı yukarı burada matematik bölümünde çalışmadan önce aşağı yukarı 6-7 yıl hem çikolata yarım mamulü sattım. Yurt dışından ithal edip hem de çikolata ürettim. Benim ilk gözlediğim şey şuydu. Genel hiçbir usta temperlemeni bilmiyordu. Hiçbir şekilde. Ben ilk ona şaşırmıştım. Çünkü çikolatanın rengi mattı. Parlak değildi, sert değildi. Ben merak etmiştim. Niye böyle diye. Temperlemeni de bilmiyordum. Hiç kimse de. Çok ilginç. Şimdi tabii herkes bu işi öğreniyor. Fakat o zamanlar öyleydi. Temperlemenin bir sürü çeşidi var ama şimdi onun detayına girmeyelim. Tabii mutfakta başka türlü yapıyorsunuz. Büyük fabrikalarda, çikolata üreten yerlerde, yani yediğiniz çikolata üreten yerlerde büyük makineler var. Onlar zaten o temperleme eğrisini yapıyorlar. Sürekli onlarda temperlenmiş çikolata var. Zaten döktüğünüz zaman o ürünün üstüne veya onu kullandığınız zaman o mükemmel görüntüyü sağlıyorsunuz. Yok, sütlü, beyaz veya biter. Çünkü bu kakao yağının şeyleri olduğu için, structure'ları olduğu için kakao yağı içinde de karşında, yani o benim dediğim altı o şey, vitesel yapı, hepsinde de görüyorsunuz. Şimdi, siz çikolata aldığınızda nasıl alıyorsunuz? Ya düz bir chocolate var, ya da bazen truff dediğimiz şu yuvarlak şeyler. Tabii bunlardan bahsetmiyorum. Mesela truff düjour dedikleri günlük truffler. Onları nasıl yapıyorsunuz? Güzel bir çikolata alıyorsunuz. Kremayı kaynatıyorsunuz. İkisini karıştırıyorsunuz. İçine bazı başka meyvemsi veya içki, başka şeyler koyuyorsunuz. Karıştırıyorsunuz. Buzdolabına giriyor, çıkıyor, giriyor, çıkıyor. Onun bir süreci var. Ondan sonra bunları alıp yuvarlıyorsunuz. Bunlar genellikle patisörler tarafından elde yuvarlanır. İşte elde yuvarlamak inanın bir sanattır. Ben bir kere yuvarlamaya çalıştım. 3 saat çalıştım. Alıyorum onu. Böyle yapıyorum. Bütün elimi bulanıyorum. Kahverengi oluyor. Ustaya bakıyorum. Benim bir Alman bir Rus ustam vardı. Alman ustaya bakıyorum. Adam oluyor. Böyle. Yüz yuvarlak, şahane bir şey çıkıyor. Yani gerçekten burada el becerisi çok önemli. Falcon'un kulakları için nasıl tek bir kelime Türkçe biliyordu? Olmaz. Adam 12 yıl burada yaşadı ve bir tek o kelimeyi biliyordu. Eşi Türk'tü ama o Almanca konuştuğu için sorun yoktu yani. Yani daha ben tabii çikolata hakkında çok konuşabilirim. Fakat ben sizin sorularınızı alırım. Teşekkür ederim.